Web sayfamız için oluşturduğumuz navigasyonla ilgili olan simgeleri ve bunların açıklamalarını birer butona dönüştürelim. Bu çalışmamızda öncelikli olarak state çalışmasını yapabiliriz. Yani birinci ve ikinci hallerini tasarlayarak butonların üzerine gelindiği zaman bir değişiklik olmasını sağlayabiliriz. Daha sonra benzeri bir çalışmayı Fireworks içerisinde sembolleri kullanarak da uygulayabiliriz. Öncelikle web için kullanacağımız araçları aktif hale getirelim. Bunun için web araçları altındaki slice'lama ile ilgili çalışmaları kullanacağız. Bunun için öncelikli olarak logomuzun bulunduğu bölümü daha sonra da butonlarımızın bulunduğu bölümleri slice'layalım. Dilimleme işlemini yani slice tabayı tamamladıktan sonra her bir dilimin farklı şekillerde web üzerinde çalışabilecek komutlar ekleyebildiğimizi ve daha sonra istersek bu komutları devreden çıkartabildiğimizi gözlemliyoruz. Öncelikle çalışmalarımızın birinci halini ve ikinci hallerini belirleyelim. Bunun için states panelini aktif hale getiriyoruz. Birinci state'e birinci menüden oluşturduğumuz duplicate state komutuyla oluşturduğumuz ikinci duruma da ikinci adını verelim. Geçici olarak dilimlemelerimizi devre dışı bırakalım. Bunun için web bölümünden hot slices and Hotspots spots diyerek oluşturduğumuz navigasyonla ilgili bölümlere müdahale etme şansını yakalayalım. Birinci bölümde çalışmaların renkleri siyahken ikinci bölümde simgelerin açıklamalarını farklı bir renk olarak belirleyelim. Gruplanmış olan nesneleri gruplara ayırmadan müdahale edebilmek için alt tuşuna basarak ilgili nesneyi seçebiliyoruz. Shift tuşuna basarak da çoklu seçim işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Şu anda ikinci haller olarak mavi bir rengi tercih ediyorum. Birinci durumda buton olarak tasarladığım yapılar siyah ikinci bölümde ise mavi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi tekrardan dilimleri aktif hale getirelim, görünebilir hale getirelim ve ana sayfayı seçip orta bölümdeki hedefe tıklayarak Add Swap Image Behavior'dan ikinci durumda yine aynı bölümün ikinci halinin gösterilmesini isteyelim. Bu özellik ilgili bölümün üzerine gelindiğinde mouse yani fare ile ikinci görünümün aktif hale gelmesini sağlayacaktır. Her bir dilim için bu çalışmayı gerçekleştiriyorum. Çalışmamı tamamladıktan sonra F12'ye basarak bu çalışmayı web ortamındaki davranışlarını gözlemleyelim. Ana sayfanın üzerine geldiğimiz zaman hakkında çalışmalarım, arama ve iletişim değişiklikleri gözlemleyebiliyorum. Burada istediğimiz kadar farklı çalışmaları birinci, ikinci şeklinde oluşturabiliriz. Farklı şekildeki efektleri veya farklı şekildeki davranışları da yine slice'lara birden fazla ekleyebiliriz. Bunun için yine hedef bölümüne tıklayarak bu çalışmalarla ilgili ek özellikleri belirlememiz mümkün. Çalışmalarımın altında bir pop-up yani açılan menü çalışmasını bu yapıya eklemek istiyorum. Çalışmalarıma gelindiği zaman çalışmaların altında belirli bir kategori seçeneği oluşsun ve bu kategori seçeneğinden farklı sayfalara ulaşılabilsin. Bunun için daha önce ikinci halini belirlediğim çalışmalarım dilimine gelip Add Pop-up menü özelliğini aktif hale getiriyorum. Add Pop-up menü içerisinde tıklandığı zaman açılacak olan menü bu menünün hedefi yani hangi bağlantısının açılacağı ve Yeni bir sayfa veya herhangi bir farklı frame yapısı içerisinde açılıp açılmayacağını belirliyorum. Buradaki çalışmalarım web siteleri bağlantısı da web siteleri.html posterler posterler.html broşürler broşürler.html ve en sonda harici bir link olarak projeler http e projelem nokta nokta com bu çalışmanın da yeni bir sayfa açılması için blank seçeneğini tercih ediyorum linkleri verirken dikkat etmemiz gereken noktaları da kısaca değineyim özellikle Türkçe karakterlerden ve Özel noktalama işaretlerinden kaçınmamız gerekmekte. Bununla birlikte eğer harici bir link veriyorsak muhakkak başına HTTP önekini koymamız gerekmekte. Bu çalışmada eğer belirli kategorilerin altında alt kategoriler varsa bu kategorileri de yine oluşturabiliyoruz. Örneğin web siteleri altında kişisel siteler ve kurumsal sitelerin olduğunu varsayalım. bu her iki altyapıyı da web sitelerinin alt bölümü olarak belirleyebiliyorum. Daha sonra diğer seçeneklere göz atalım. Next'le bu açılan menünün HTML olarak mı yoksa imajlar yardımıyla mı oluşturulacağına karar veriyoruz. HTML olarak oluşturduğumuz zaman renklerle ilgili ve fontlarla ilgili seçimler yapabiliyoruz. Ancak imajlar bize farklı dokuların da kullanımına olanak sağlıyor. Şimdiki çalışmamızda normal hali ve üzerine gelindiği hallerini HTML olarak belirleyelim. Alt taraftaki bölümde seçimlerimizle ilgili ön izlemeyi de görüntüleyebiliyoruz. Normalde mavi üzerine beyaz olarak yer alsın. Üzerine gelindiği zaman ise kırmızı üzerine siyah olarak çalışmalarımız menü içerisinde görüntülensin. Burada aynı zamanda vertical yani menünün dikey olarak açıp kapanacağı ya da yatay olarak açılıp kapanacağını da belirlemek mümkün. Tüm bu ayarlar daha sonra tekrardan yenilenebilir, farklı şekilde düzenlenebilir. Advanced bölümünde ise yani bir sonraki aşamada ise hücrelerin birbirine olan uzaklıkları ve hücrelerin içindeki nesnelerin hücreye olan uzaklıklarını belirlemek mümkün. Aynı zamanda hangi süre içerisinde menülerin açılacağı ve bunlarla ilgili ekstra seçeneklerde bulunmakta. Ayarları standart olarak bırakalım. Son bölümde ise açılan menünün pozisyonunu belirleyebiliyoruz. Bu pozisyon daha sonradan web sayfası üzerinde elle de belirlenebilir. Şimdi dan diyerek çalışmamızı tamamlayalım ve menümüzün açılacağı bölümü el ile ayarlayalım. Şimdi çalışmalarımızı F12 ile yayınladığımızda diğer menülerde renk değişikliğini çalışmalarımın altında ise açılan bir menü oluştuğunu gözlemleyebiliyoruz. Web sitelerin altında farklı alt bölümlere ulaşmak mümkün.